Arkadaşlar merhaba. Konyaaltı'ndayız. Burada Antalya'nın en meşhur paçacılarından birisi olan Paçacı Şemsi'deyiz. Şimdi bakalım paçaları nasılmış? Kelle paça nasılmış? Kolay gelsin. Çok hoşuna gitti. Alo. Sesim tamam mı? Arkadaşlar lokantalara gittiğimiz zaman oranın tuzlarını kullanmıyoruz. Mayı tuzu kullanıyoruz. Bu arabamızda duruyor. Evet arkadaşlar. Dünyanın en güzel tuzu diyebilirim. Kaynak tuzu. Bununla alakalı araştırma yapın. Zaten göreceksiniz ne olduğunu. Bu arada çorbamız geldi. Hemen çorbamızın tanelerine bir bakalım. Evet, çok taneli ve güzel görünüyor. Şimdi dostlar, içerisinde terbiye olmadığı için sadece kelle paça yiyorum ben. Gayet güzel ve lezzetli. Etleri de böyle büyük büyük ve löp löp. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ediyoruz. Antalya'da birçok yerde var Paçacı Şemsi. Ve hemen hemen hepsinin tadı da aynı. Dolayısıyla ısrarla tavsiye ettiğimiz yerlerden birisi. Eğer et ve et ürünlerini seviyorsanız sakatatları da var. Yanak, çürük falan filan bir sürü çeşitleri var. İşkembesi falan var. Normal sevmeyenler içinde kebabı ve ona benzer bir sürü ızgara çeşidi de var. Şöyle bir ikram geldi. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben. İçinde bir sos var. Şeye benziyor. Islak hamburgerin içine benziyor. Çıtır bir ekmek. Ekmeğe çok güzel ama ben bu lezzeti çok şey yapamadım. Sevemedim. Yani acı. Ben acıyı çok seviyorum ama bu bir değişik bir lezzeti var. Islak hamburgere benziyor. Şeyin yanında sanki olmamış. Zaten sıvı bir şey içiyoruz. Islak ıslak. Dışı çıtır ama içi böyle ıslak. Bilmiyorum. Benim damak tadıma çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ama sevenler için alternatif. Ve kader anı. 3 tane kelle paça 93, bir tane su. Toplam 96,5 lira. Bir de çay ikram. Şimdi bir tane kelle paça 33 lira. 3 kişi toplam 96 lira hesap ödedik. 33 lira et gayet dolu, et için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. O yüzden tavsiye ederim. Paçacı Şems'ten de sevgiler.